Sadece çok sabırlı olanlar kaldı Nevin. Vallahi ne yapabiliriz ki? Şey, Wi-Fi'yi kapattım bakalım. Evet, o problem onda. Ama şimdiye kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım sen. Bu sene sana nazar Wi-Fi değdi. beni çekemiyor Ay şey, ya, babana konuşuyorduk da sana bir şeyler söyledim ama duymadın değil mi en son Hayır, en söylediklerimi? son söylediklerini duymadım. Tamam. Şey dedim, hani kalp temizliği, kalp temizliği diyorlar ya. Babanı görünce yani kalp temiz olunca istikamet ne kadar doğru oluyor. Yani Evet. hiçbir şey bilmiyor ama istikamet sonra yönlendiriliyor ve en doğrusuna ulaşıyor. Evet, Annem bak evet, çok evet. özel buluyorum. Yani aslında kalp temizliği sözü doğru. Fakat Yani şöyle, gerçek mi ama nasıl? bir de şöyle, biraz da karakterle de alakalı. Şimdi mesela babam çok disiplinli bir insandı her anlamda Nevin. Yani bir şey doğruysa o yapılacak. Mesela 25 sene çalıştı ve vardiyalı olarak bir kez bile geç kalmamış. Bu 25 sene içinde bir kez bile geç kalmamış. Yani böyle Maşallah. çok düzenli, hani bir şey ne gerekiyorsa o öyle yapılacak. Mesela evdeki bütün tamiratları babam yapardı. Yani baca temizliğinden ayakkabı temizliğine kadar. Ne kadar Her şey önemli. ve her şeyi babam yapardı. Dolayısıyla hiçbir şey aksamayacak. İşte her pazar günü hepimizin ayakkabılarını çıkarır, bütün ayakkabılığı boşaltır, tamir edilecekleri eder, boyanacakları boyar, işte her şeyini tekrar onları tertemiz yerleştirir. Yani bir disiplin şeyi vardı, anlayışı. Ben sadece kalp temizliği elbette ki çok önemli ama bu karakter özelliğinin de çok önemli olduğunu Evet düşünüyorum. işte Hazreti Yani Ömer şeyi var. azimli, evet azimli, bir şey doğruysa hani yapan, onu yapan Sonuna kendine kadar gidiyor. karşı da öyle, yani ailesine karşı da öyle. Dolayısıyla hani bunların çok saygıdeğer özellikler olduğunu, fakat Kesinlikle. bu karakterdeki biriyle beraber yaşamanın da çok kolay olmadığını belirtmek isterim yani. Hani böyle yaşarken çok çok kolay değildi bizim için. Dışarıdan baktığımda şimdi. Yani uzaktan baktığımda ya evet, yani aslında o olmasaymış biz böyle olmazmışız diyorum. Pek çok özelliği öyleydi. Yani onun sorunu bence kendini anlatamamaktı. Yani Ay. sorunu öyle oydu. Yani kendini anlatamadığı için Ama çok çok güzel şey özellikler olduğu için size de yansımış ve hayatınızı devam ettirmenizde güzel, ya doğru, sağlıklı bir biçimde ben devam edin. ondan çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Yani herkese çok anlattığım bir hatıram vardır. Babam emekli olduktan sonra mesela bizim evde askeri sistem gibi bir sistem vardı. Yani her yemeğin saati bellidir. O saat asla geciktirilmez. Yani ben 9'da kalktığımı hiç hatırlamıyorum yani. Bir kere, 2 kere falan olmuştur. Cumartesi pazar diye bir şey Tabii yok mu canım, zaman? cumartesi pazar dahil yani. Sabah erkenden kahvaltıya oturulur falan. Ondan sonra hatırlıyorum. Bir de babamın yeri belliydi masada. Orası babamın yeri. Oraya sadece o oturur. Ondan sonra bir gün yemek yedik. Masayı ben topladım. Ondan sonra işte masayı, her şeyi kaldırdıktan sonra bir bezle, mutfak beziyle masanın üstünü sildim. Ondan sonra ve gidiyorum yani. Topladım kırıntıları. Döndüm arkamı, gidiyorum. Babam dedi ki, oldu mu dedi bu masa şimdi dedi. Oldu baba dedim. Yani baktım böyle bir şey mi kalmış diye. Olmuş dedim. Hayır dedi. Bir de dedi eğilip dedi göz hizasından bakacağız. Hani masaya şöyle. Ancak dedi o zaman görebilirsin üstünde gerçekten bir şey kalıp kalmadığını Bakış dedi. açısı değil mi? Dedi kendi yaptığın işi kendin beğenirsen herkes beğenir dedi. Yani Evet. sen, bu yüzden mesela ben insanın kendini beğenmesi, hani tırnak içinde tabii, kelimesinin, o kavramın yani çok da kötü olmadığını düşünürüm her Tabii, zaman. tabii belli oranda kibre Yani ben ulaşmayan bir şey derim mesela, vaazdan çıktığımda ya bugün oldu bu, güzel oldu yani diyorsam olmuştur. Herkes onu beğenmiştir yani. Ama yani ben ne de güzel bir çıktığımda şey. yani bugün biraz bir şey eksikti, yani bir şeyin kıvamı tam tutmadı diyorsam o gün herkeste de öyle bir izlenim olmuştur. Yani dolayısıyla yaptığın işle ilgili bu. Hani Doğru. bu oldu diyebiliyor musun? Hani bu kibir değil. Kibir benim gibi kimse yapamaz demektir. Tabii, kibir değil işte Yani. kendini beğenmek. Tabii yani insan kendini beğenmezse zaten var olamaz Ha, ki. kendini Kim? beğenmek de işte babam için çok eleştirel bir gözle sonuna kadar bakmakla alakalıydı yani. Maşallah çok Hı. güzel. Maşallah amca iyiymiş. Yani amcayı tuttum demiş Evet, yani. evet. Babam çok otoriterdi. Ve ben bugün yani en büyük eksiklerimizden birinin ailedeki bu tutarlı
Ve makul miktarda tabii. Babam değil mi? Değil mi? Otorite, disiplin eksikliği çok fazla ailede. Bunun çok eksik olduğu. Şimdilerde hiç yok yani. Evet. Disiplin diye bir şey yok. Ne okulda var ne o şeyde var, ailede evet. var. Evet. Bu da ciddi sıkıntı yani maalesef. Evet. Peki Çamlıca Kızesi'nde ne öğrettiler sana? Ya Çamlıca Kızesi'nde Nevin çok ilginç bir okul ve benim hatıralarım da orada çok ilginçtir. Uzun çok uzun sürer de kısaca şöyle söyleyeyim. 70 tane öğretmen vardı. Ben 1974-77 yılları arasında Çamlıca Kızesi'ndeydim. Tamam. Yani 80 öncesi dönem. Anarşi Doruk'ta işte 77 Evet. Taksim olayları yani hatırla. 79 muydu? Neyse. Evet. Galiba. Ondan sonra Anarşi Doruk'ta ve ilk biz de kaç yaşındayız? Ortaokul. Yani 11-12 yaşlarındayız. Ben okula Kur'an mealiyle gittiğimi hatırlıyorum sınıfta tartışmak için. Yani Maşallah. çünkü şey var, Allah'ı inkar edenler var, ateistler var, işte ondan sonra solcular var hani ideolojik anlamda. Onu o gün pek anlamıyordum ideolojik şeylerden ama dini konularda yani tartıştığımı çok iyi hatırlıyorum. Hatta bir arkadaşımız vardı. O benden daha şanslıydı. Onun ailesi biraz daha bilinçliydi. Bir ikimiz vardık zaten örtülü olarak okulda. Ondan sonra sonra bir başka arkadaşımız bir gün böyle elinde bir tatlıyla geldi. Bize dedi ki ya kızlar dedi alın dedi size dedi tatlı ısmarlıyorum dedi. Çünkü dedi beni Allah'a inandırdınız dedi. Hani Maşallah. böyle bir Ederken başlamışsın. herkes çok çok bilinçliydi. Yani o dönemde bütün herkes çok ciddi şeyler. Tabii Lay Lay Lon da vardı ama bir de şeyi hatırlıyorum. Çamlıca Kilisesi'ne bence en önemli hatıramız oydu. Bir din dersi öğretmenimiz vardı Nevin. Mehmet Aksu. Yıllarca sağdan soldan soruşturdum. Hiçbir yerden izine rastlayamadım. Hayatımda çok iz bırakmış hocalarımdan bir tanesidir. Yani sayılı hocalarımdandır. Niye? Maşallah. Çok bir şey öğretmedi ama nasıl tartışılır, nasıl karşındakin ile kırıcı olmadan yani kendini sevdirerek nasıl demagojik hani demagojikten olumsuz anlamda değil, olumlu anlamda yani nasıl böyle bir tartışma yürütürsün? Bu güzel bir şey işte ya, çok bir şeye Bahane gerek yok. Bu görmesi. güzel bir şey. O zamanlar din dersi seçmeli dersti. Ona Evet. rağmen bak Yahudi arkadaşlarımız bile o derse girerdi. Sırf hocayı Güzel. dinleyebilmek için. Yani çünkü çok böyle ufuk açıcı. Mesela bir gün hiç unutmuyorum birisi sordu dedi ki hocam cennet cehennem var diyorsunuz da nerede yani dedi. O da dedi ki burada dedi şimdi bu sınıfta dedi yani. Nasıl yani hocam biz işte görmüyoruz falan. Dedi ki insanoğlu dedi var olan renklerin dörtte birini görebiliyor dedi. Dolayısıyla belki şu anda burada ses çünkü 20 frekansla 20 bin frekans arasını duyamıyorsun. Demek ki belki de şu anda burada çığlıklar atılıyor. Bir cehennem var. Orada bir adam var ama sen görmüyorsun ve duymuyorsun. Yani böyle. Ama bunu hiç itici olmadan yapardı. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Ses mecmuası vardı. Bizim okul tarihi bir okuldu. 4. Murat'ın av köşküymüş yatakhane binamız. Öyle bir okulla haber yapmak için geldiler. Bütün öğretmenler o köşkün önünde hatıra fotoğrafı çektirecekler. Ondan sonra ve böyle olunca bütün öğretmenler fotoğraf çektirmeye gitti. Bütün dersler boşaldı. Hepimiz camlardan bakıyoruz işte ses mecmuası gelmiş okula. Ondan sonra öğretmenler hep birlikte dönüyorlar. Böyle bir hafif merdivenli eğimli bir yol. Dönüyorlar. Bütün okul Nevin 70'li yıllarda din dersi hocasına tezahürat yaptı camlardan. İşte ya Maşallah. ya ya şa 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 Mehmet Aksu çok yaşa falan Çok diye böyle. sevdirmiş Evet, kendini. evet. O hocamız çok Ama bir de bak önemliydi şey benim. de çok önemli. İnsanlar itici değiller. Güzel olanı seviyorlar. Dindar da olsa seviyorlar. Şimdi dindar olan bir insanı ağzıyla kuş da tutsa dışarıda tutuyor yani. O çok korkunç bir mesafe var şimdi. Yani O zaman bilmiyorum. öyle değildi yani. Çünkü ben tabii yeri burası değil. Biraz biz burada daha rahat konular konuşacağız ama bence biz dindarların da bunda payı olduğunu düşünüyorum. Tabii, Zamanlar kesinlikle. dindarlar da çok kasılmıyordu böyle. İnsanları dışlamıyordu bu kadar. Yok eşarpını şöyle bağladın, yok bilmem nereden saçın görünüyor, yok işte bilmem ne. Demiyorduk yani. Hani böyle Tabii. Allah yani herkes çok kıymetliydi bizim için. Doğru, Ve biz doğru. dedik böyle bir karşılık görüyorduk. Yani ben bazen düşünüyorum Nevin'cim yani geriye doğru gittiğimizde hani fakir, cahil, kaba.
bir aileyiz yani, düşün. Ve bu aile her yerde kabul görüyor, her yerde insan gibi muamele görüyordu. Evet. Yani bu karşı tarafın da bize karşı ne kadar evet, ilgili yani insanlar toleranslı, çok ilgili. Toleranslı olduğunu gösteriyor aslında. Evet. Çok güzel, maşallah. Şimdi o zaman liseyi bitirelim. Ya daha sonra ortaokulu bitirmiş oldum. Evet, Kur'an kursuna geldim. Fazilet Kur'an kursu devreye giriyor. Ben fazilet olayını da çok enteresan buluyorum. Yani sivil STK'ların kurduğu bir okul gibi birkaç tane, evet, Müslüman bir araya geliyor. Ve Müslüman kızlar üniversitede okuyabilsinler diye bir proje geliştiriyor aslında. Evet. Yani faziletin kesinlikle yazılması lazım. Kesinlikle. Bir sürü öğrenci mezun etti. Ne yapıyor o öğrenciler? Merak ediyorum yani. Yani zaman zaman sosyal medyadan mesaj atıyorlar Nevin'cim. İşte ben de faziletteydim, ben de oradan mezunum falan diye. Ben çok güzel bir göle maya çaldığını düşünüyorum ilim ve fazilet, evet, hakkının. Evet. Ve en önemli tarafı da şuydu. Allah rahmet eylesin Abdullah Yazıcı hocamıza ve diğer bütün mütevelli heyetinde çalışanlara. Emekleri olan, katkısı olan her, evet, kim varsa. En önemli özelliği de şuydu, herhangi bir kliğe mensup değildiler. Yani bir tarikat değil, bir cemaat değil, evet, bir adam hazırlamıyor. Tek amaçları gerçekten dini öğretmekti. O zaman da pek yoktu zaten tarikat, marikat. Yani insana Müslümandı. Ha, tarikat vardı da STK'lara bu kadar el atmamışlardı. Yani daha evet, tarikat değildiler. Evet, ben çok enteresan buluyorum fazilet projesini. Kesinlikle çalışılması lazım. Evet, yani evet. Bir tez Yani mi yapılır, ödev mi yapılır? Şeyler kaybolmadan, kaynaklar kaybolmadan, kayıtlar falan kaybolmadan Evet, insanlar çalışılmak. daha vefat İnsanlar etmeden her şey. hayattayken, evet, tanıyorken, tanıyanlar hayattayken, o kuruluş aşaması, yani ne zaman kurulmuş? 70'li yıllarda kurulmuş, 71-72 falan olması lazım. Ne zorluklar yaşadılar acaba? Yani o rahibe okuluydu bizim kaldığımız yer. Yani ne ilkel Ya. şartlarda, yani 300 kişi, 200 küsur yatılı öğrenci vardı. Sabahleyin kuyruğa girerdik biz abdest alabilmek için yani. 3-4 tane musluk vardı, sobalı bina, tir tir titriyoruz. Kuyrukta bekliyoruz abdest alabilmek için. Hatırlarsın yani şartları. Ben yatılı değildim. Ben Aa, evet. gidip geliyordum yani. O yüzden çok iyi bilmiyorum Yatılıydı. ama dediğin doğru. Sonra da zaten o bina yandı yani. Evet, Peki sobalı yatakhaneler, sobalı çok da sınıflar. cesur yani. O kadar sobalı yere o kadar öğrenciyi alıyoruz, şey yapıyor. Yani insanlar da çok cesur. Ama biraz o dönem yokluk dönemiydi. Yani ben çoğu yerinde öyle olduğunu düşünüyorum. İlk imam hatiplerin ilk binalarına bakın. Evet, Yani doğru. Kur'an kursları'nın ilk binalarına bakın. Yani evlerimiz bile öyleydi Nevin. Yani derme çatma, yani Evet. hayatlarımız Çok doğru. öyleydi. Yani biz biraz 80'den sonra refah gördü Türkiye. Yani daha Özal'dan sonra. sonra Peki düzeltelim. faziletten ne kazandığını düşünüyorsun? Ay, ben bütün mayaların fazilette atıldığını düşünüyorum Nevin. Bunların en önemlisi de bir defa bir klasik hocaları tanıdık orada. Yani düşünsenize Sen ben... oraya hazır gelmişsin. Düşünsene sen daha Çamlıca Ortaokulu'nda elinde Kur'an yani Ya tamam da ihya ediyorsun. yine de yani mesela ben düşün, ortaokulu bitirmişim, gelmişim, hayatımda hiçbir Osmanlıca tek bir kelime bile bilmiyorum. Ha, Hazırlık tabii. sınıfında Ömer Nasuhi Bilmen'in İlmihal'inin orijinalini ders kitabı olarak okumuştuk. Ömer Sağlıcak. Nasuhi Bilmen'in İlmihal'inin sadeleştirilmemiş halini 15 yaşında, daha öncesinde hiçbir din eğitimi almamış biri orada ders Okudunuz, kitabı olarak. anladınız tabii. Tabii. Yani çalıştık, ezber. Tabii herkes, bütün sınıf anladı mı bilmiyorum ama yani isteyen ne çok güzel bir kapı açtı orası. Çok ben oranın değerini daha sonra da anladım. Yani oradayken de çok seviyordum ama daha sonradan giderek daha çok anladım. Yani Ali Fikri Yavuz tefsir hocamızdı, işte Fahrettin Dinçkol hitabet hocamızdı, Hüseyin Erdoğan hadis Evet. hocamızdı, fıkıh hocamızdı. Yani böyle çok hani o Mahmut Bayram Hoca Arapça hocamızdı. Hani nasıl bize şey, Ya, Arapça Osmanlı Mahmut Bayram Hoca'dan öğrenilir. Böyle Osmanlı eliyle. Bakiyesi, evet, o hocalardı hepsi. Çok kıymetli hocalarımız vardı. Bir de ben fazilette en değerli şeylerden biri diyeyim. Şöyle bir kısa konuşmada ilk aklıma gelen. Şu her hafta sonu cuma günleri bir seminer yapardık ya Nevin. Evet. Seminerlerin ben çok öğretici olduğunu, öğrencilerden sahne korkusunu kaldırdığını Evet, ve işte kesinlikle.
karşısında konuşurken o ilk utangaçlıkları falan o yıllarda bize aşmasına yardım ettiğini düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Yani düşünün, her cuma günü okuldan bir sınıf sahneye çıkıyor ve işte şiirleriyle, aşırı şerifleriyle, ilahileriyle, konularıyla, hatta sahne dekoru bile biz hazırlardık kendimiz. Konsept işte, bir konsept ayarlıyor. Bir sunum yapardık bütün okula ve sene boyunca size en az 2-3 kere sıra gelir bir sınıfa. 4 yılda en az bir 10-15 kere bir sahneye çıkıyorsun ve ciddi bir konu anlatıyorsun yani. Evet, Öğretmenler dinler, herkes orada olur, öğretmenler dinler falan yani. O Ben çok önemli. Yani hitabet de çok önemli. Çocuk dediğin gibi yani özgüven sağlamada da çok önemli. Birkaç sahne tecrübemiz olmuştur. O evet, kadar. yani araştırma yapıyorsun öncesinde. Araştırma yapıyorsun. Evet. Mesela neyi işleyeceksin? Tevbe konusu. Ben mesela bir İstanbul'un fethini biz işlemiştik. Yani Aynur Mısıroğlu o tarih hocasıydı okulda, Kadir Mısıroğlu'nun eşi rahmetlinin. Ve böyle millet de konuşuyor, böyle dinlemiyor öğrenciler. Kalktı öğretmenler masasından, dedi ki çok rica ediyorum lütfen susun. Burada bu kadar bilgi veriliyor, çok kıymetli bilgiler. Yani nasıl böyle satır satır ezberlemiştik o fethin bütün öncesini, esnasını, yani neler yaşandığını. Bunların hepsi Zaten çok önemli. fetih vardı. Şey, ve Afganistan vardı o dönem. Aa evet. Afganistan. Meral Marufler falan Evet. vardı. Ama Afganistan olayı biz kurstan çıktıktan sonra oldu. 80'de Öyle. yani ben, evet, 77-81 yıllarında ben oradaydım. İşte kursun son dönemleri diyebiliriz Son belki. dönem, son dönem Evet, evet. daha çok ben hafızlık yaptığım yıllara rastladı. Afganistan Yani Savaşı. ben orada duyduğumu hatırlıyorum. Yani ondan sonra ilahiyata geçtik zaten. Hı. Dışarıda ama o kursu 4 sene mi okudun? Şimdi sırf liseyi orada okudun herhalde. Evet, yani lise yıllarını orada okudum. 4 yıl orada okudum. Sonra Sonra dışarıdan dersleri verdin. böyle oldu. 4 yıl bittikten sonra kurs bitti. Kurs bitti. Ben Evet. çıktım kurstan. Fakat liseyi bitirme sınavlarına giremiyorum. Çünkü 18 yaşını doldurmuş olman gerekiyordu lise bitirme Aa. sınavlarına girebilmen için. O zaman öyleydi kural. Ondan sonra 1 yıl var benim 18 yaşımı doldurmama. Ne yapacağım yani? O 1 yılda ne yapacağım? O yüzden hafızlık yapayım bari dedim. Boş durmayayım. O da Kardeşim güzelmiş zaten tabii. başlamıştı öncesinde. İşte İbrahim Hı. Tanrıkulu Hoca'dan hafızlık yaptık o şekilde. O arada liseyi bitirdik dışarıdan, sınavlara girerek. Öyle Nevin'cim işte. Oradan da ilahiyat Evet. hayatına girdin. Yani ilahiyata liseyi bitirdikten 3 yıl sonra girdim. Onu da burada söyleyeyim bütün arkadaşlara. Şimdi de öyle bir eğilim var. Duyuyorum, hissediyorum. Toplumda bunu gözlemleyebiliyorum. İşte kızları okutmamak, çocukları okutmamak Aa. vesaire. Evet, yani belli Saçma. kesimlerde var. Belli kesimde. Geçen gün Meral Hoca böyle bir post attı ya, hani babası okutmak istemeyen bir kızla ilgili. Gene var yani kız çocuklarını okutmak istemeyen. Ya. Şunu söyleyeyim. Ben liseyi bitirdiğimde, doğrusunu isterseniz, hani çok geleneksel hocalar, Kur'an kursunda çok geleneksel hocalarla okumuşuz. İşte Nedim Urhan Hoca vardı mesela, hadis hocamızdı. Ondan sonra ve bu hocalarımız, işte diploma bir şey değildir, bu diploma etikettir. Sadece Nedim Urhan Hoca için değil, yani bütün hocalarımızın ağırlıklı Evet. görüşü böyleydi. Diploma etikettir, önemli olan, asıl olan ilimdir falan diyorlar Evet. bize. Ben buna çok inandım yani. Aslında hani sizi yönlendiren birisi olsa, hakikaten okullar vakit kaybı bana sorarsanız. Yani Evet. öğrenmeyi seven ve çalışma alışkanlığı olan birine iyi de bir müfredat yapmışsanız, okulda harcayacağı Tabii. vakitte neler neler öğrenir Evet. yani. Kaç tane dil Doğru. öğrenir, kaç tane ilim öğrenir. İşte Evet. hafız, şimdi düşün, işte yani şeyi bitirmişim, ilim ve fazileti bitirmişim. Liseyi de dışarıdan bitirmişim. Hafızlığı bitirmişim. Kıraat-ı Haşere okumuşum. Ondan Doğru. sonra çalışmaya başladım bir Kur'an kursunda. Kur'an kurslarında birkaç kursta çalıştım yani. Sonra bir baktım ki Nevin, bir de babam da zaten hiç okutmak istemiyor. Üniversite hele onun böyle korkulu rüyası yani. Hani kızımı kaybederim üniversiteye Hala giderken. okutmak istemiyor Tabii. yani. Hep bir mücadele var. Ondan sonra tamam dedim, gitmeyeceğiz üniversiteye. Yani üniversite ne ki? İşte bunlar diploma, şey, etiket. Ondan sonra o çalışma sırasında şunu fark ettim Levin. Yani bakıyorum şimdi ben, işte Kur'an-ı Kerim dersiyle ilgili Türkiye'de bilinebilecek her şeyi biliyorum o dönem için.
Yani Ama doğru. bir başkası üniversite mezunu olduğu için sizin idareciniz oluyor. Ve sizin neyi ne Evet. yapacağınızı o söylüyor. Yani dedim Tabii. ki burada bir terslik var ya. Yani ben bunu kabul etmemem lazım diye düşündüm. Ve o iş tecrübesi benim okumam gerektiğini bana hissettirdi. Tekrar bir mücadele başlattım evde. İşte üniversiteye gitmek istiyorum, üniversiteye gitmek istiyorum. Ondan sonra babam da karşı, hocam da karşı, hiçbiri istemiyorlar. Ondan sonra Nedim Urhan Hoca'ya gittim. Nedim Urhan Hoca hani kızları çok böyle teşvik eden bir hoca değildi. Bilhassa onu Evet. seçtim ki hani o beni ikna etsin okuma diye. Ha. Nedim Urhan Hoca dedi ki çünkü hani bir sorun yaşayacağım ya burada psikolojik bir tahlil var aslında. Yani bir sorun yaşayacağım okumak için ciddi bir Evet. şey vermem lazım savaş. Eğer gerçekten ikna, birisi beni ikna ederse o savaşa hiç gerek kalmaz yani iyi olur hani. Öyle düşünüyorum Evet. kendimde. Ondan sonra Nedim Urhan Hoca bana dedi ki sen dedi üniversite diplomasını aldığında yapacağın hizmet %50'den fazlaysa dedi. Şu anda yapacağın hizmetten %50'den daha fazlaysa gir bu sınava dedi. Ha bir de biz niye tartışıyoruz o dönemde üniversiteyi? Başörtü problemi yoktu benim gittiğim dönemde. Evet, Kız yoktu. erkek beraber okumak caiz midir? Bu Evet, tartışılıyor. karışık oldu. Erkek karışık okunduğu için caiz olmadığı görüşünde olanlar var. İşte babamlar da tehlikeli buluyorlar kendilerince ve istemiyorlar. Neyse ben dedim ki hocam ya benim tecrübeme göre ben üniversite mezunu olursam benim yapacağım hizmet, fayda çok daha fazla olacak diye düşünüyorum dedim. Ve üniversite sınavlarına o şekilde girdim yani. En son babam gene dedi ki ne haliniz varsa görün dedi. 3 yıl sonra yani liseyi bitirdikten 3 yıl sonra sınava girebildim. Dedim ki şey dedi ki benden dedi yalnız 5 kuruş işlemez dedi. Ben üniversite hayatım boyunca hiç babamdan 5 kuruş bile almadım. İşte dışarıya dikiş diktim bazen kardeşim çok yardım etti. O sırada o çalışıyordu. O üniversiteye daha sonra başlamıştı. Yani böyle işte burs murs buluyorduk bazen. Bazen o Ama yıllar işte insandaki istek ne kadar önemli bir şey. Yani kesinlikle. o istek ki her şeyi yaptırıyor. Bütün Kesinlikle. mücadeleyi babana, ötekine, bir ikine. Yani Ha, orada istek şu çok var önemli işte bir şey. Nevin'cim. Yani insanlar böyle çok kolayca mücadeleden vazgeçip çünkü böyle Evet, huzuru evet. tercih ediyorlar. Mücadeleden vazgeçiyorlar. Sonra da hayatları boyunca dönüp o babayı suçluyorlar. Halbuki belki sen yeterince mücadele etseydin Ya yani evet, yapacaktın belki. ben de onu diyorum. Yani baba, anne, tamam onlar öyle görmüşler, öyle biliyorlar. Evet. Sen daha iyisini biliyorsan o zaman onu göster. Yani Evet. niye aynı Bir şeyleri de onlarla yaşıyorsun? ilişki olmadan bunu yap. Yani ben mesela yine babamla Yani yaşıyorum, o evde tabii, yaşıyorum. Yani işte tabii. onlara anlatıyorum. Mesela bak şöyle bir şey yaptım ben üniversite hayatım boyunca. Babam tabii bunları görüyor yani. Mahallede bizim oturduğumuz mahalle Hasanpaşa işte böyle ortanın altı düzey. Ve üniversiteye giden kız hele hele ilahiyat okuyan kız hiç yok yani. Ondan sonra Evet. ben ilahiyata başlayınca mahalledeki kızlara dedim ki onlarla zaten çok teşviki mesaimiz var. İşte o Afgan Savaşı sırasında biz o kızlarla beraber bütün çeyizlerimizi çantalara doldurup annelerimizin günlerinde o çeyizleri satarak Afganistan'a 10 bin dolar göndermiştik o günkü parayla. Aa, Bir mahalle yani. maşallah. Oo. Mahallenin kızı hala duruyor gelen teşekkür mektubumuzdan. Girişimcilik o zamandan başlamış. Yani böyle şey işte ne yapabilirim? Bizim mottomuz buydu. Şimdi dünyanın bir yerinde savaş var. Peki ben ne yapabilirim? İşte burada böyle bir Çok şey var. güzel. Ben ne yapabilirim yani? Neyse şimdi ben derslere başladım. Birinci sınıftayım ilahiyatta. Allah'ım hele o birinci sınıfta işte giriş dersleri var ya hadis usulü işte bilmem neye giriş, İslam tarihine giriş falan. Hepsi çok güzel dersler. Bana çok güzel geliyor. Mahalledeki kızları topladım. Dedim ki ama bunlar ilkokul mezunu kızlar. Dedim Evet. ki ben dedim ilahiyata gidiyorum ve çok güzel dersler okuyorum. Eğer dedim cuma günleri öğleden sonra bizim eve gelirseniz o hafta okuduğum bütün dersleri size anlatırım dedim. 4 yıl boyunca Nevin fıkıh usulü falan hariç. Fıkıh usulü biraz ağır onlar için. Yani hepimiz için öyle diyelim. Fıkıh usulü hariç birkaç böyle kelam falan birkaç ders hariç. İslam felsefe tarihi falan onlar hariç yani bütün o hadis usulü tefsir usulü bütün işte İslam tarihi din psikolojisi Maşallah. din Geldi mi kızlar?
geldiler ve hala onlardan ben mesaj alıyorum. İşte biz o zaman tam bir Maşallah. üniversite eğitimi, orada özet bir eğitim görmüşüz diye. Ne güzel. Evde Ama yapacağım. çok paylaşımcısın yani. Her öğrendiğini bir biçimde vermek istiyorsun. Bir de öyle Ya bir o yapın yüzden var. sosyal medyayı da çok seviyorum Nevin. Anında Evet. paylaşıyorsun her şeyi. Evet yani o yapı, o paylaşım aileden gelmiştir bence. Çünkü çok erken dönemden itibaren var olan bir şey. Evet, Kazanılan aileden bilgi özellikle. illaki aileden gelmiştir. Yani babam şöyleydi. Hatta geçen de ben bu hatıramı bir yerde anlattım da bir arkadaş çok üzülmüş. Kendince telafi et, nasıl edeyim falan diyor. Yani ben bunları anlatırken arkadaşlar çok üzüldüğümü falan zannetmeyin. Yani Hayır, onu örnek olarak gösterin. gerçekten hallettim kendi içimde yani. Çünkü açıklayabildim. Yani Evet. açıklayabildim. Diyelim birisi bana öfkeli davranmış. Diyelim ki birisi bana sert davranmış. Eğer onu açıklayabiliyorsam ben onu mazur görüyorum. Değil mi? Açıklayabilir olmam çok önemli. İkna, evet, doğru. Evet, şimdi mesela paylaşımla ilgili örnek vereyim. Bir videoda anlattım onu YouTube'da. Bayramda bir gün bize köyden birisi geldi. Biz daha o zaman küçüğüz yani. İşte ilkokul yaşlarındayız. Babam da bu adam gidecek köyden gelen çok fakir biri. Ondan sonra babam da ona Evet. şeyler verecek. İşte artık evden ne verdi orayı bilmiyorum. Bize de dedi ki baktı böyle bize elbiselerinizi çıkarın dedi. Bayramlık elbise. Bayramdayız. Elbiselerimizi çıkarttırdı o ve hani Sümerbank basmasıydı. Çok değerli bir şey değil ama Olsun, olsun olsun. yani bizim için bayram elbisesi o. Ve elbiselerimizi Ay. çıkarttırıp köye göndermişti. Ben mesela Maşallah unutmuyorum. ya. Yani ne verebilirim? Öyle bakan bir insandı gerçekten. Bir taraftan çok tutumlu, yani kendi kişisel harcamalarında çok tutumlu ama insanlarla paylaşırken de gerçekten çok cömertti. Ama bak mesela işte bak benim dediğim ortaya çıktı. Bu örnek sizin o genç kızken Afgan direnişine yaptığınız örnekle çok Evet, benzeşiyor. evet. Ne verebilirim? Ve Tabii. çeyizlerin var, çeyizini veriyorsun. Bu Evet, çok evet. yani birbirini tamamlayan örnekler. Peki şunu merak ettim. İlahiyata gittiğinde daha birinci sınıfta ne olmak istiyordun? Kendini nerede görüyordun? Doğrusu çok şey yapmamıştım onu. Yani çok şimdi geriye baktığımda hani böyle vaiz olacağım falan demiyordum. Ama Ama hep ne diyordun? anlatmak. Ya Anlatmak yani. Hani hayatında bir mesela anlatma birisi taşı. beni sıkı bir şekilde yönlendirseydi akademisyen de olurdum yani. Ama Doğru. anlatmak çok önemliydi benim için. Çünkü kendimi bildim bileli konuşurken hatırlıyorum kendimi. Hep insanlara bir şeyler anlatırken hatırlıyorum. Yani çok küçük yaştan itibaren Kur'an kursunda yatılıydık mesela. Bütün dışarıdan gelen, yurt dışından gelen Türkçesi zayıf olanlara akşamları sınıf sınıf dolaşıp ders anlatırdım. Yani Türkçesi yetersiz olanlara. Almanya'dan işte Avrupa'dan gelen Türk çocukları olurdu bunlar genelde. Maşallah. Ondan sonra dolayısıyla anlatmak, işte evlendikten sonra son sınıfta evlendim. Evlendikten sonra da vaiz olmak yani eşimin ilk şeyidir. Beni teşvik eden eşimdir yani vaizlik sınavına gir diye. Çünkü ben öyle bir meslek olduğunu bile bilmiyordum. Evet, Yani bilinen bir şey değil. meslek değildi yani. Daha önce bir vaizle, bayan vaizle falan da tanışmamıştım yani. Bir Evet, Naim yok yok. Kanalı'nı bilirdik. Kadıköy'de onun vaazlarını dinlerdik ama bayanların olduğunu bile O da bilmiyordum. erkek. Evet, eşim teşvik etti. Tabii çok rasyonel geldi bana. Çünkü işte çoluk var, çocuk var, ev bark var. Şimdi mesai saatleri uygun. Yani hem ben anlatmayı seviyorum. Yani dolayısıyla bana çok uygun geldi. Ve Aslında hakikaten bilmiyorum hatırlıyor musun? O dönemde sen soruşturma da yaptın. Ben ne olayım? Etrafına sordun yani. Benim için ha hangi mesleği tavsiye evet. ediyorsun? Hatta bana bile sormuştun. Ben de vaizeliği tavsiye Ha etmiştim. evet, doğrudur Yani vallahi hatırlıyorum ben. unutmuş Yani bu da ama güzel bir demek ki şey onu da ki hemen kendi unutmamışım yani. ilgili şeyleri, kendine ilgili şeyleri de çok rahat paylaşıyorsun, soruyorsun, Evet, evet, araştırıyorsun. O da evet. güzel bir şey. İnsanı besleyen de bir şey yani. Ya bugün bir Tabii. arkadaşım şöyle dedi. Dedi ki bir mesajlaştık onunla bir konuyla ilgili de dedi ki ya işte dedim ay dedim ben seni çok seviyorum dedim işte bunu dedim teyze şeysi olarak kabul et dedim. Teyze tarafım tuttu gene falan dedim arkadaşa. Ya dedi Fatma hocam dedi hem çok karizmatik hem çok teyzesiniz falan dedi. Yani hani böyle bütün roller bir arada hani babaanne, anneanne Evet.
Nasıl işte nasıl oluyor falan. Dedim ki bana yani bilmiyorum bana sorarsan kasmayınca oluyor dedim yani. Kendini Değil mi? kasmayacaksın. Yani neysen olsun ya. Yani fakirsen fakirsin yani. Zenginmiş gibi yapmana gerek yok. Vaizsen vaizsin yani. Akademisyenmiş gibi yapmana gerek yok. Veya işte ilim adamı işinmişin gibi. Evet. Yani o kendinle barışık olmak, razı olmak. Yani bunların hepsini Kesinlikle. yapabildiğimi söyleyemem ama çok emek verdim yani. Evet Değil Nevin'ciğim. mi? Evet. Yani o Benden dönemde onu hatırlıyorum. Ve vaizlik de iyi bir şey ama okuldan böyle bir yönlendirme olduğunu zannetmiyorum. yok. Çünkü bize Tam yapılmadı. tersi. Ben çok fazla akademiye yönlendirmişlerdi. Hatta hocalardan böyle köşe bucak kaçıyordum. Çünkü beni görünce bak sen işte akademisyen olmadın falan diye böyle sistemler ediyorlardı. Bir gün İsmail Lütfi Çakan işte karşılaştıkça bana söylüyor. En son bir gün dedim ki ya hocam dedim biliyor musunuz dedim. Biz olmasak sizden hiç kimsenin haberi yok dedim. Yani biz dedim kitaplarınızı yazıyorsunuz, köşenizde makalelerinizi yazıyorsunuz. Sizi insanlara anlatan biziz hocam. Niye bizi küçümsüyorsunuz dedim. Artık pes etmiştir. Aslında pek kızları da tabii şey yapmıyorlardı yani akademisyen olsun falan Çakan filan diye. Hoca öyle değildi. Çakan Hoca Çakan çok Hoca yani iyiydi. demek o gözüne kestirmiş şey. Tabii İyi bir öyle. öğrenci var burada, sağlam bir öğrenci var. Sınıfta bizi yok muamelesi yapan hocalar da çoktu ama onları da anlıyorum. Yani öyle diyelim. Ya şöyle Nevin, bak şunu söyleyeyim. Bu pek rastlamadığım bir özellik insanlarda ve o yüzden de anlatmakta zorluk çekiyorum çoğu zaman. Benim nazarımda bir insan kıymetli bir şey yapıyorsa dini anlamda Evet. bana kötü davransa bile önemi yok. Yani Ben öyle düşünüyorum. öyle doğrudur. Yani ben merkezli bakmıyorum. O yüzden mesela bazı hatıralarımız vardır. İşte mesela camide bana şöyle yaptılar falan hoca bana böyle. Yahu ben bakın hep çok eski kafalı, çok klasik, çok böyle biraz incelikten pek nasibi olmayan yeri geldiğinde hocalardan okudum yani. Evet. Ama onlardaki o fedakarlığı şimdi İbrahim Tanrıkulu Hoca mesela ondan hiç bahsetmedik. Arkadaşım yani 3 yıl boyunca her gün bayramın birinci günü dahil her gün bize evinde ders veriyor. Bu verdiği derslerin yarısında bize yemek yediriyor. Yani o 3 yılın en az yarısında en az yani yemek yediriyor. Her ay yol paramızı veriyor. Maşallah. Bize bütün öğren bildiği her şeyi çok büyük bir titizlikle öğretiyor. Arada da bana kızmış yani. Şimdi küsecek Yani. miyim ona ben? Yani ben anlayamıyorum. Ne kadar ben merkezli bakıyoruz yani. Birisi Evet, bana maalesef. duruma dokununca birisi hemen onu siliyoruz. Olur mu ya? Adamın öyle bir işte öfkesine kontrol olamıyor Yani. yani. Veya o anda öyle dedi veya öyle yaptı. Ama şimdi sen bu yaptığı artıları görsene. Hatta bak fikrimi söylüyorum. Allah gene de imtihan etmesin hiçbirimizi. Amin tabii. Bana hizmet etmesi de gerekmez. Bana faydalı olması da gerekmez. Birisi dini mübini İslam'a hizmet ediyorsa, onun hatırına çok hizmet ediyorsa, onun hatırına ben onun her şeyini hoş görebilirim Hayırlısı Allah yardım etsin. Tabi İslam'dan uzaklaştırmasın. Mübine, dini mübine hizmet etsin. Mesele o evet. zaten. Vaizlik hayatına girince de zaten tam bir vaiz oldun. Önce Üsküdar'ın, sonra İstanbul'un, sonra dünyanın, Yok, şimdi de estağfurullah, estağfurullah şimdi Nevinciğim. de sosyal medya, ama hayır sosyal medya üzerinden bakarsak dünyanın birçok yerinden dinleniyorsun. Ama ben çok da erken dönemden senin sesli olarak bazılarının dinlenilir olmasını istediğini biliyorum yani. Mesela hedefler koyuyorsun kendine. Yani vaaz ediyorsun, evet güzel, ama şöyle de olsa daha iyi olabilir gibi mesleğinle ilgili, kendinle ilgili birçok şeyle hedefler koyuyorsun. Zaman içinde de o gerçekleşiyor. Evet. Nitekim Ya Nevin'cim kafam var ya şey proje fabrikası gibi çalışıyor. kesinlikle. Yani bugün mesela şimdi bugün yeni bir proje var kafamda ama paylaşmayayım. Daha çok üzerinde çalışmadım. Emeklilik projesi. Yani emekli olunca ne yapacağım? Ay, Efendim. emekli olacağını Yani zannetmiyorum ama kafam neyse. şeyle ilgili sadece kendi mesleğimle ilgili değil. Yani dünya Evet. meseleleri işte ne bileyim yani şunu ne yapsak falan bilmiyorum. Öyle çalışıyor yani kafam. Hatta az önce ne dedim evdekilere ya kendimin adımı değiştireceğim. Sorun çözücü koyacağım adımı dedim yani.
Neyse işte öyle bir şey. Ama yani güzel bir şey. Peki vaizlilik ne kazandırdı? Ne kaybettiren bir şey oldu mu hayatında? Yani şöyle olmasa. Pişman olmadım vaiz olduğuma. Şimdi tabii bizim takıntımız mı ondan da emin değilim. Bu son zamanlarda özellikle akademiden gelen hocalarımız daha fazla yöneticilik yapmaya başladıktan sonra kamuda akademik bir çalışma yapmamış olanlara karşı bir şey var, bir Evet. tahfif var. Tabii. Birkaç kere böyle tanıştığım insanlar önemli mevkilerdeki yani Diyanet içinde veyahut da işte bizim kendi meslek alanımızda Tabii. yani üniversitelerden falan. İşte siz hiçbir akademik çalışma yapmadınız mı? Hani bir Yok. doktora falan. Hani böyle yazık olmuş gözüyle bakıyor. Böyle bir bakış var. Dolayısıyla genç arkadaşlara hep benim ulaşabildiklerime söylüyorum. Bakın diyorum yani öyle bir yere doğru gidiyor ki bu iyi mi doğru mu bilmiyorum ama gidişatı söylüyorum. Öyle bir yere doğru gidiyor ki yakında doktoranız yoksa ilkokul mezunu muamelesi göreceksiniz. Çünkü Aynen. herkes üniversite mezunu olduğu için onu aşmak gerekiyor artık. O Evet yani doğru. geçmek gerekiyor. Belki ama bunu yapmaya da imkan yoktu Nevin'cim. Biraz bir denedim bir dönem. Fakat işte 3 tane küçük çocuğum var. Çalışıyorum. Ekonomik açıdan sıkıntıdayız. Çalışmak zorundayım. Tabii. Efendim yani ben iyi hatırlıyorum çocuklarımın çamaşırlarını deterjansız yıkadığımı. Yani deterjan İşte. alamıyorum. Dolayısıyla makineye attım. Yıkadım yani suyla. Yani Dolayısıyla doğrudur. çalışmam gerekiyor. Efendim yani bütün işimi kendim yapıyorum. Bir de başörtüsü yasağı çıktı. İşte o kadar ağır bir yükü taşıyamayacağımı düşündüm yani. Ve o defteri kapattım. Dolayısıyla hani kapatmasak ne olurdu? Akademik açıdan devam etseydik bilmiyorum o ne olurdu. Ama hiç boş durmadım. Benim bir dezavantajım var. Yani bir huyum var. Huy demeyeyim de ona eğilim diyelim. Hem avantaj hem dezavantaj. Onu biraz böyle dengede tutmam gerekiyor. O da şu, her alana ilgi duyuyorum. Her alana yani. Yani tarih okumak istiyorum, sanat okumak istiyorum, edebiyat okumak istiyorum, mimarlıktan anlamak istiyorum. İşte ne bileyim yani, her Ama şimdi bir alana. sürü yandal yapıyorlar ya zaten önünde Yani bu vaizlik vaizlik kalktı açısından yani. iyi bir şey. Vaizlik açısından iyi bir Yo şey çünkü ama hani akademi sentez açı. yapabiliyorsun sürekli. Tamam. Başka başka pencerelerden bakabiliyorsun ama şey açısından yani bir uzmanlık bir dalda uzman olmak açısından da eksiklik getiriyor Ama insana. İnsanın Fatmacığım şimdi son eğilimler böyle birkaç alanın bir arada olması. Öyle Tamam tek alandaki o zaman Nevin bana avantgard vaiz diyebiliriz yani. Şimdi seninle konuşuyorum ama yarım saat sonra misafirim gelecek. Biraz Tamam. kalabalık bir misafir. Süremizi de açtık çünkü 6'dan 7'ye kadar diye düşünüyordum. Son 2-3 dakika Aynen öyle. Nevin Son şeyler birkaç dakika, son 10 dakikamızı da bir yazarlığına git. Daha yazarlığını 10 konuşup dakika yedi çok uzun bir buçukta süre. bitirelim. 10 Yedi bu. buçukta bitirelim. Peki, öyle olsun. Yazar bir de ya bak bir de yazarlığın var yani sadece konuşmuyorsun, yazıyorsun da. Yazmanın tabii çok özel bir başlangıç sebebi var bende ama onu paylaşmak Ha, istemiyorum. niye? Fakat senin teşvikin çok önemli. Nevin bizi yani dinleyen arkadaşlar için söylüyorum. Bütün vaizleri hepimizi çok teşvik etti yazmaya. Beni Yani bizim anlat diye sormadım ya. Sen biliyorum şeyi ama nereden sancıdan bile yazıyorsun. başlıyorum işte. Nereden başladığımı anlatmam lazım. Efendim Tamam. Vaizem Der diye bir internet sitesi kurdu. Ta kaç yılında Nevin bilmiyorum yani bu şeyler Kaç? bloklar 2000 yokken bloklar falan 2002'ler, yokken 2003'tü falan öyle ben de yani olsa. avantgardtım. Ondan sonra burada Vaizem Der'de hepimizin yakasına yapışır yazılar ister bizden falan. Ya Nevin işte biz anlatıyoruz yazamayız ki yazmak ayrı bir şey diyoruz. Olsun diyor işte yaşadıklarını yaz işte hissettiklerini yaz bizi gerçekten çok Okuduklarını. etkiledi. Evet okuduklarını yaz falan diye. İlk yazılar orada yazdım ben ilk yazılarımı. Vaizem Der'de. Sonra işte orada beğenildi. Birkaç kişi böyle geri dönüşler oldu. Sonra hadi bir cesaret, biraz onlara bir şeyler ekledim. Sağ olsun Kaknüs'te Seda var. Bizim çok eskiden beri tanıştığımız oranın editörü. Seda'ya gönderdim. Ben bir de böyle şeyimdir. Bireysel girişimlerde böyle biraz ürkeğimdir. Yani yeni bir yere girmek, yeni biriyle tanışmak, yeni bir adım atmak, hani bir kendi
Bana iş düşecek bir şeyse hiç sorun yok. Ama birinden bir şey isteyeceksem çok zor yapabildiğim bir şey bu. Ondan sonra işte Seda'ya gönderdim yazdıklarımı. Dedim ki Seda bak bakalım yani buradan bir şey çıkar mı? O da sağ olsun bana dedi ki sizde yazar kumaşı var dedi. Bunlar okunur dedi. Ondan sonra basalım dedi. İşte bir vaizinin günlüğü, sonra bir vaizinin okumaları, sonra bütün o işte okuduklarımdan aldığım notlar, daha sonra Son Peygamber Info, oradan istenen yazılar. Sonra bir isme daha teşekkür etmem lazım. Lamia Abul var Diyanet Yayınları'nda. O arkadaşımız beni Esma Hüsna'yı yazmaya teşvik etti. Benim için çok Evet. çok özel bir süreçtir yani 6 yıl falan sürdü. Her ay bir ismi yazdım. Bitirdim şimdi isimleri. Basılıyor mu şimdi? İnşallah basacaklar yani öyle dediler. İnşallah. Yani derken işte Din ve Hayat dergisi onu da almam lazım. Oradan da epey bir yazım çıktı. Nevincim böyle yazar Yazı. olduk. Yazı da hayatının artık bir parçası yani. Evet, daha Çok güzel. ağırlıklı olmasını istiyorum yazının. İnşallah. İnşallah. Peki seni daha fazla misafirlerine Evet, Nevin'cim. Teşekkür ediyorum. yapmayalım. Ben Teşekkür çok ederim. teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için. Biraz Estağfurullah. sıkıntılı oldu ama neyse Estağfurullah. sonunda toparladık. Öğreniyoruz. Çok teşekkür ediyorum dinleyenlere de teşekkür. Ama bak soru alacaktım. Bir dakika Peki, bir beş yorumlara bir bakayım dakika. Evet, bir beş dakika soru ben. varsa. Bu arada haftaya da Malezya'dan bir konuk alacağım. Onu da söyleyeyim arkadaşlara da. Bizi izlemeye devam etsinler diyeyim. Biz de bir de şimdi sosyal medyaya da dahil oldun. Her gün pandemi de hayatımıza sosyal medyayı koydu. Hemen hemen her gün dersin var. Nasıl geçiyor sosyal medya? Ben sosyal medyayı yani herkes böyle pek bir eleştirirken de beğeniyordum. Nasıl kullandığın önemli diye düşünüyorum. İşte bu İsmet Özel'in açtığı bir tartışma var bilirsin. Üç meseleden beri tartışılan. İşte Evet. araç insanı dönüştürür mü kullandığın araç? Evet. Evet dönüştürür yani birçok sakıncaları var, birçok insanı narsist yapan bir tarafı var, işte kendini çok önemseten bir tarafı var, işte vitrindeymiş gibi yaşamaya teşvik eden bir tarafı var. Hani Truman Show'da mı yaşıyoruz? Hani bunların hep bir tarafa koymak kaydıyla ben bunun da bir imkan olduğunu düşünüyorum. Yani mesela biz podcast yaptık, Tuğba Çınarlı var, TRT'de çalışan bir arkadaşımız, onu bizde canlı yayın yapmıştı bir Varize sayfasında. O bana yıllardır Evet. söylüyor, hocam bunları işte sesli olarak ben hep bir ürkeklik, hep bir korkaklık çünkü şundan ürküyorum yani öyle saldırgan bir yer ki aynı zamanda sosyal medya Evet. yani seni linç edebilirler bir Evet. cümleden dolayı ya da bir hareketinden dolayı bu pandemide Allah bir herkesin gözüne bir perde indirdi bilmiyorum ne oldu yani herkes bir doğal bir şekilde kabul etti bu süreci. Yardım etti yani normalleşmesine ilginç bir şekilde. Ama hani tarihte uzun vadede nasıl geçecek, nasıl kaydedilecek? İşte geçen de çok kıymet verdiğim bir hocam diyor ki sen de diyor işte sosyal medya hocası oldun. Hocam hakaret mi ediyorsunuz, iltifat mı ediyorsunuz? Anlayamadım dedim. İltifat ediyorum dedi. Ondan sonra dolayısıyla burada sevdiğim bir şey değil ama ben insanlara ulaştığımızı düşünüyorum. Yani samimiyetin ekrandan da yansıdığını düşünüyorum. Anlattığınız şeye olan verdiğiniz değerin, Evet. saygının hani bunu kişiselleştirmediğinizin, şahsınız için yapmadığınızın ekrandan da ulaşabildiğini düşünüyorum. Geçen gün birisi mesaj atmış mesela çok etkileyiciydi. İşte oğlu mu kızı mı diyormuş ki anne senin için gelecekte öyle bir sistem yapacağım ki ekrandan geçip sarılabileceksin hocaya diye. Yani Çok evet. güzel. Evet. Maşallah. Yani Allah sayı ben beni sana çok artırsın. şey oldu. Ben genelde küçük çocuklarla çok iyi bir iletişim kuramadığımı düşünürdüm. Ama bu Evet. pandemide küçük çocuklardan inanılmaz geri dönüşler aldım. Yani Ne videolarını çekip güzel. bana gönderdiler. İşte hocam Fatma Hoca seni çok seviyoruz falan diye videolar geldi yani küçük Çok güzel. çocuklardan. Maşallah. Kaldı ki ben Elmalı Hamdi Yazır anlatıyorum, İmam Gazali'yi anlatıyorum. Yani hani bir kıssa bile anlatmıyorum. Hani küçük çocuk ondan ne anlıyor bilmiyorum. Ama annesiyle birlikte dinliyormuş mesela. Demek ki burada Samimiyeti, evet, samimiyet yani yansıyor. şey de çok önemli Nevicim. Hani ses tonunuz, oradaki Evet. konuşma şekliniz vesaire ve bunlar hani
Şöyle yapayım şimdi diyerek yapılacak şeyler değil. Ay bugün çok fazla ben dedik, kendimizden bahsettik ama format o galiba. Biyografi yani. Yani işte Allah Teala bize de böyle bir kapı açtı Tamam. elhamdülillah. Evet. Atmacığım bir soru çok önemli. Onu ben de soracaktım. Herkes çok beğenmiş. Çok teşekkür ediyor. Kaydedeceğim tabii, onu da söyleyeyim. Fakat bir gününü bir anlatır mısın? Nasıl plan yapıyorsun yani bir Ha, günlük? evet. Ben arkadaşlar bunu hep soruyorlar. Zaman yönetimiyle ilgili bir de konuşmam oldu Kağıt Gemi Evet. Atölye'de. O da yayınlandı YouTube'da. Ben planlamıyorum arkadaşlar. Yani şöyle haftalık bir plan, aylık yıllık bir planım maalesef yok. Ama siz bana bakmayın. Siz yapın. Neden benim Evet. yok? İki sebebi var. Bir, ben çok değişkenleri olan bir ailede yaşıyorum. Yani ben dört nesil bir evde yaşıyorum. Dört nesil. Annem Evet, var, ben haklısın. varım, gelinim var, torunum var yani. Hepimiz bir evde yaşıyoruz. Aniden bir misafir çıkabilir, anneme bir ziyaretçi gelebilir, annem hasta olabilir. Ne bileyim yani, eşim bir seyahate gidebilir, gelebilir benden. Bir de bu dört neslin merkezinde de ben varım. Dolayısıyla ben sadece kendimi düşünerek bir plan yapamam yani. Yaptığımda bu beni çok geriyor. Yani çünkü uyamadığımda o plana bu sefer stres sebebi oluyor yani. En iyi bana oturan şunun olduğunu gördüm. Her akşam yarını planlamak. Yani her akşam yarını planlarsanız, çünkü yarın aşağı yukarı bellidir yani. Ama hani Evet. haftaya perşembe belli değildir benim için. O yüzden ben mesela Doğru. arkadaşlarıma da kolay kolay söz veremem. İşte bir hafta sonra toplan. Bilmiyorum ki, bir hafta sonra her şey olabilir bizim evde yani. Dolayısıyla uzun vadeli değil ama mesela işte şimdi bir çalışma var. Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsirinden sohbetler diye bir yayın yapmak istiyoruz. Şey kitap. Mesela onu çalışmam lazım. İşte bu bir proje ama ne kadar sürer Evet. işte ben bilmiyorum. Fakat dediğim gibi günlük. Bir de benim avantajım, onu da büyük kızım bu çalışma teknikleri konusunda biraz araştırmalar yapmıştı. Onunla çok konuştuğumuz için o bana dedi ki, anne dedi, iki tip çalışan insan var temelde dedi. Bir projesi olduğunda 2-3 ay bütün dosyalarını alıp bir dağ başına giden, bir kulübeye veya işte kütüphaneye kapanıp onu çalışan tip. Veya işte bir gün gidip kütüphaneye kapanan tip. Bir de gün Evet. içerisinde 10 dakikayı, 5 dakikayı kullanan tip. Sen ikinci tipsin dedi. Ben ikinci tipim Evet, arkadaş. aynen. O Evet. 10 dakikayı, 5 dakikayı, işte şimdi mesela misafir gelecek birazdan, her şey hazır ama bir 15 dakika var. Belki bir iki sayfa ezber yaparım. Anlatabildim mi? Çok güzel. Yani çok iyi Evet, duygu değerlendiriyorum. sömürüsü yapıyorsun. Şimdi ben Evet. düşünüyorum, aklıma Evet. geldi. Şey, örtülü metini de Tamam, okuyorum. daha fazla seni yormayalım diyeceğim. Çok güzel oldu ama, çok teşekkür ediyorum. Bu arada şey de devam ediyor, hafızanızı tas yapıyorsunuz, Evet, onu biliyorum. Bir tekrarlıyorum. de size şunu gördüm, onu da söyleyeyim son olarak. Hani babaannenin eviyle, o kalabalık evle aslında şimdi senin oluşturduğun ev arasında da benzerlik var. Evet, Doğal, dolayısıyla. hayat 360 daire gibi dönüp Evet, başladığın hatırladım. yere Sonra gidiyorsun. racun üzerine devam ediyorsun. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Umarım Allah ben daha razı iyi olsun. bir babaanne olurum. Tabii, doğrudur kesinlikle. Allah Yani ailenizle, babaannemin farklı çocuklarınızla, tarafları torunlarınızla. vardı. Bizden tarafları var. Yani babaannemin bizi eğiten tarafları var. Onlara değinme fırsatım olmadı. Allah rahmet etsin hepsine. Yani bütün, mesela ben Evet. ilahiyata gittiğimde Buhari'de okuduğum hadisleri ilk önce çocukken babaannemden dinlediğimi fark ettim. Bak işte, onlar çok Onların önemli. masal Bunlar gibi da inşallah hatıratınızda yazarsınız. evet, masal gibi bize Ya, anlatmış aslında. Evet. ya ne kadar önemli değil mi? Evet, masala dönüştürmüş. Yani babaannem şöyle edin evim, bunu söyleyip kapatalım. Çünkü onun da hakkını teslim edelim. Her sabah bize Evet. derdi ki, gidin bakın bakalım bugün caminin tahtasında ne yazıyor. Caminin tahtası dediği caminin ilan tabelası. Biz Güzel. giderdik camiye. Ondan sonra işte öğle namazından sonra mevlit varmış babaanne. Kimin olduğu hiç önemli değil. Babaannem camide ne varsa hayatını ona göre planlardı. Bir de Çok iyi, aslında enteresan. en ileri derecede yalnız gidemez. Yani babaannemi camiye götüreceğiz. Camide mevlit boyunca babaannemle oturacağız. Tekrar babaannemle camiden geleceğiz. İşte her Ramazan'da akşam namazından önce giderdi camiye. Çünkü birinci safta kılması lazım, tıkanır. Birinci safta oturabilmek için akşam namazından önce teravihe giderdi. Bak, Evet. akşam namazından önce.
Önce babaanneyi götürürüz, camiye bırakırız. Sonra iftar okunacağı zaman onun iftarlığını götürürüz camiye. Sonra geliriz tekrar teraviye camiye gideriz. Babaannemi geri getirmek için falan. Yani böyle dolayısıyla bunlar bizi hep böyle mesela Hasanpaşa Camisi ile ilgili çok fazla anım var benim. Çünkü cami evimizin bir parçası gibi bir şeydi Hocam. yani. Bakıyorum. Gerekiyor. Çok teşekkür ederim Evet. Fatmacığım. Kolay gelsin. Zaten yine kapanıyor galiba. Kaydedeceğim. Herkese Tamam. selamlar. Haftaya Allah'a görüşmek emanet olun. üzere. Hayırlar, Allah'a şanslar, emanet. Selam. teşekkürler.